Benim planlarım o noktaya kadar. Ondan sonraki görüntü flu. Artık bizi yatırımlar hep anlık. Kuzey borsasında durum böyle diyorsun yani. Tabii tabii. Bir bakmışsın inişler, çıkışlar, satışa gelmeler falan. Bir tavanı görmeler, bir tabana inmeler falan. Senin kağıtlar hep inişte be oğlum. Ya vallahi baba ya, bir başımda bir şeyler dolaşıyor ya. Ne yapsak acaba, bir kurşun murşun falan mı döktürsek? Anan gibi konuştun lan gene. Ne oldu? Özledik galiba. Hadi lan, hadi oradan. Ben mi özleyeceğim? Kırarım vallahi kafanı ha. Özledin, özledin sen. Ne özlemesin lan, ne özlemesin? Son gördüğü bari gözümün önünden gitmiyor. O gözlükler neydi öyle, araba farı gibi? Dur, dur. Bak, bak. Oh. Andan sitayla. Maymunsun lan. Andan sitayla. Lan. Yağ dökülmüş. Ulan ne adamsın lan sen. Tam da hani bu var ya, güleriz ağlayacak halimize var ya, işte bu lan. Allah! Oh, lan! Yağ var yani. Yandı mı? Yandı değil mi? Yandı. Yanmadı ya. Al bunu bile beceremiyorum. Az kalsın bu yatırımda yarıda kalıyordu ya. Sen istersen her işin altından kalkarsın. Ben de sana bir şey söyleyeyim mi? Yumurtalar. Yumurtalar 10 numara 5 yıldız olmuş. Eline sağlık. Kardeşim. Kardeşimi kulakları çınlasın. Burada nehir kenarında Kanada'nın dünyanın en büyük ağaç üreten ülkesi olduğu kesinlik kazanıyor. Geleneksel olarak Kanada nehirleri sitelerin kabilelerinin yolculuğu... Anne biz çıkıyoruz. Güle güle. Ebru Hanım gelmeyecek. Bu gece evde olacakmış. Yemeğe indi o. Anne bir şey söylesene. Ne söyleyeyim oğlum? Otursun yesin yemeğini, afiyet olsun. Ben aşağı falan inmiyorum. Maazallah. Boğazına falan takılır, iştahı kesilir. Anne yapma böyle lütfen. Otururum ben burada kimsenin sinirini bozmadan. Ya kadın kızıyor da haksız mı? Haklı tabii, haklı. Yani kayınvalidenle karın dururken annen mi haklı olacak? Tabii ki onlar haklı. Ya anne. Ne anne anne? Ne? Ya adam gelmiş buraya kadar, kalmış kapıda. Tanımadığın biri olsa neyse. Ya üstelik polis, herhangi biri de değil ki. Ya bana yakışır mı? Kapıma kadar gelmiş. İçeri almamak olur mu ya? Anneciğim bak, kendi evine istediğini alırsın ama burası Tekinoğulların evi değil, onların evi. Sen necisin peki? Anne yavaş, duyacaklar. Bir de gururla söylüyorsun değil mi, utanmadan? Hani geçen gün hizmetçilere çıkıştığımda sen kendini saydırmıyorsun diyorsun ya, ben kimim ki sözümü geçireyim? Sen kimsin ki beni adam yerine koysunlar ha? Bak şimdi. Utanmadılar analı kızı bana carcar etmeye. Ağzını açıp beni bir savunamadın. Tabii onlara yaranacaksın ya. Anne ne diyorsun sen ya, ne? Ne diyorsun? Bir höt diyemiyorsun karına. Sen onun kocası değil misin? O kadının damadı değil misin? O torunun babası değil misin? Ha? Bana yapılan saygısızlık asıl sana yapılıyor. Haberin yok. Ya of, aman tamam anne ya. Tamam. Kuzey söyleyince kabahatli oldu. Meğer çocuk haklıymış. Sen bu evde bir sığıntısın. Annesini müdafaa etmekten aciz. Kayınvalidesinin etrafında pervane. Benim güvendiğim daha değilmiş. Ben anladım. En azından senin bastığın yerin sağlam olduğunu sanıyordum. Yanılmışım. Bugün gördüm senin de bir zavallı olduğunu. Thank you.
Bu adamları laf anlatmanın bu kadar zor olacağını tahmin etmiyordum. Vallahi ben tam ikna olmadılar zaten. Daha çok dil dökmemiz gerekecek. Akşam yemeğinde hallederiz bu işi. Nedense ben sen kadar iyimser olamıyorum. Yine hangi kızı meraklı bırakıyorsun acaba? İş düşünürken konsantrasyonum bozulsun istemiyorum. Akşam yemekte işi halledersek yarın döneriz. Bakarız. Vallahi ben iki saat gözümü kırpmazsam hiçbir şey düşünemeyeceğim. İyi dinlenmeler o zaman. Tamam. Yemekte görüşürüz. Tamam. Demin açamadım, şimdi söyle. Can Bey, bir şey öğrenemedim. Sekreteri dahil herkes Barış Bey'in sizinle gittiğini sanıyor. Anladım. Yani belki bana söylemiyordur diye sekreterinin timetable'ına da baktım. Planlanmış hiçbir randevu gözükmüyor. İşle ilgili değil herhalde, özel bir iş için erteledi. Sen sonraca devam et. Bir şey öğrenirsen de beni ara. Tamam efendim, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Çok güzel olmuş be. O zaman aman diyeyim, parmaklara dikkat et. Yatmadan bir tansiyon hapı daha içeceğim. Sabah kalktığımda yoksa gözlerim de yumurta gibi olacak. Erhan. Komiser ülkesin. Ağzındaki nüt de öyle konuş. Alo komiser. Beni aramışsın. Hem de kaç kere aradım. Nerelerdin sen? Emniyetteydim. Arkadaşlarla görüşüyordum. Cevap veremedim. Hayırdır, niye aradın? Ya bu Venüs Tezerel mi ne var ya, bu Barış denen Lüle'nin eski nişanlısı. Aramış bugün beni. İşte görüşelim falan. Acil, önemli diye. Bize gittik, buluştuk kendisiyle. Aptal saptal böyle konuştu. Sinan Erler'in şirket durumuyla ilgili bir sürü şeyler geveledi. Ondan sonra bu Barış'ı bana bitlemeye kalktı. Ne dedi mesela? Efendime söyleyeyim, yok Burak Barış'ın peşine gitmişti ta Şile'ye. Yok, Barış onu şirket hakkında gizli bilgilere ulaştı diye öldürmek istemiş de. Asafi söyle. Yani yalan dolan. Belki de doğruyu söylüyordur, ne biliyorsun? Biliyorum ya, çünkü ben de bakayım nedir ne değildir diye şirketi aradım bu herife. Yokmuş.